Sert göçmen politikalarını sürdüren Trump yönetimi yeni bir adım attı. Amerika Dışişleri Bakanlığı artık vize başvurusu yapanlardan sosyal medya, e-mail ve telefon bilgisini isteyecek. Buna göre yeni uygulamayla göçmen ve göçmen olmayan vize başvurularında bulunanlardan bütün sosyal medya kullanıcı adlarını, e-mail adreslerini ve son 5 yılda kullandığı telefon numaralarını vermesi istenecek. Bu kararın altında yatan nedenleri ve olası etkilerini Serdar Cebe aktaracak. Serdar, söz sende. Özlem Tınaz, Trump İngiltere'ye hareket getirdi. Giderken de yine her zaman olduğu gibi son 2 senedir Amerika'ya da hareket getirdi. Bir numaralı seçim vaadiydi. Göçmen sorununa parmak basmak ve herkesin Amerika'ya gelmesine engel olacağım demişti. Şimdi özellikle vize başvurusu yapanlar ve göçmenler için yapılan yeni bir uygulama başlayacak, yeni bir uygulama. Dışişleri Bakanlığı teklifi federal kayıtlara yollandı. ABD İdari ve Bütçe Ofisi'nin talebi yanıtlaması için 60 günlük bir süre var. Ne olacak? Senin de biraz önce belirttiğin gibi vize başvurusunda bulunanlar, göçmenlik başvurusunda bulunanlar, geriye dönük 5 yıllık bütün sosyal medya hesaplarını vermek zorundalar. Bunları verecekler. Aslında normalde yılda 60 bin kişiye, yani güvenlik riski olduğu zannedilen ve bulunan kişilere bunlar uygulanıyordu. Yaklaşık 60-65 bin kişiyi buluyordu her yıl. Bunlar üzerinde yine e-mailları isteniyordu, sosyal medya hesapları isteniyordu, cep telefonları isteniyordu. Ve bunların güvenlik soruşturmaları uzun sürüyordu. Şimdi bu 65 bin kişi artık bir tarafa, yaklaşık her yıl 15 milyon bir başvuru var, göçmenlik başvuruları da dahil. Bunların bütün mail adresleri, telefonları, sosyal medya hesapları istenecek. Geriye dönük olarak istenen sosyal medya hesaplarında herhangi başka isimle açılmış hesabı var mı, onlar araştırılacak. Buradaki amaç güvenlik seviyesini üste çıkarmak. Sadece kendisi değil, aile bireyleriyle ilgili detaylı araştırmalar da yapılacak. Eğer ailesinde terörist faaliyetlere katılmış birileri varsa yine bu güvenlik çemberinin içine girecek. O açıdan çok önemli. Biraz önce belirttiğim gibi 65 bin kişiye genelde yılda uygulanıyordu bu uygulama. Şimdi bütün vize başvurularına yapacak kişilere ve göçmenlik başvurularına yapacak kişilere uygulanacak. Peki Dışişleri Bakanlığı diplomatik ve resmi vize başvuruları için ne diyor? Bu taleplerin rutin olarak uygulamasına devam edileceğini belirtiyor. Bunlarla ilgili bir inceleme statüsü olmayacak. O açıdan önemli. Şimdi şöyle baktığımızda geriye dönük ailedeki sadece başvuran değil, aile içindeki fertlerin de durumunu inceleyecekler. Yani aklınıza hangi sosyal medya sitesi geliyorsa, artı Çin'in iki sosyal medya platformu da bunun içinde. Bunlarla ilgili vize başvurusu, göçmenlik başvurusu yapanlara da bütün hesaplarla ilgili ayrı ayrı sorular sorulacak. Bu da var. Trump'ın seçim vaatleri arasındaydı. Vize konusu ve göçmenlik konusunda herkesin Amerika Birleşik Devletleri'ne gelemeyeceğini belirtmişti. Daha önce 7 Müslüman ülkeye vize yasağı getirmişti, biliyorsun. Sıkı soruşturma altına alınacak. Yaklaşık 2 hafta önce de yine göçmen statüsünü değiştirecek bir teklifte bulunmuştu. Aile bağlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gelme oranını düşüren ama liyakat usulünü arttıran yeni bir sistem getirip green card'ı ortadan kaldıracak bir sistemi uygulamaya koyacağım demişti ABD Başkanı. Bu da seçim vaatleri arasındaydı. Şimdi yeni uygulama acaba vize başvurularının ne kadarının geri döneceğini sorusunu sorduruyor. Tabii ki bu aynı zamanda göçmenler konusunda uygulanacak sisteminde uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göç edecek insanların, illegal olarak göç edecek insanların sayısını arttıracağını belirtiyor. Özlem Tınaz, gelişmeler böyle.